Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu bir tane çıkışı olan amfimize kaç tane hoparlör bağlayabiliriz? Ya da birkaç tane hoparlör bağlamamız doğru mu? Onu göstereceğim sizlere şimdi anlatacağım. Şimdi bu amfimiz iki çıkışlı. Bu diğer çıkışı unutuyoruz. Yani bir tane çıkışı olduğunu farz edelim. Biz buna normalde bir tane hoparlör bağlamamız gerekiyor. Şimdi bu amfiler 4-8 ohm arası çalışıyor. Yani genelde bu araç amfileri değil de genelde bütün sesi normal, çıkışı normal olan amfiler genelde 4-8 ohm arası çalışıyor. Yani biz bu 4 ohmun altına da düşemeyiz, 8 ohmun üstüne de çıkamayız. Şimdi biz buna bir tane hoparlör bağladığımız zaman problem yok. Yani hoparlörümüzün şu bir tane hoparlörümüz olduğunu düşünelim. Böyle bir tanesini bağladık. Bu şekilde sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi şöyle ikinciyi de bağladığımız zaman sıkıntı burada başlıyor. Yani aslında 4-8 ohm arası yani hoparlörünüz 8 ohmsa eğer rahatlıkla iki tane hoparlörü bağlayabilirsiniz. Ama 4 ohmsa bu şekilde bağladığımız zaman yani benim şu an hoparlörlerimin hepsi 4 ohm. Şimdi ben bunu bu şekilde bağladığım zaman yani iki tanesini paralel artıya artıya eksiye eksiye bağladığım zaman şu an 2 ohm vermiş oldum. Yani buraya yazdığım 4-8 ohm aralığını yakalayamadım ben. Yani 4'ün altına düştüm. Bu bize ne etki edecek? 4 ohmun altına düştüğümüz için zaten ikisini paralel bağladığımızda sesimiz zaten yarı yarıya bölünecek. Yani %51'ine %51'ine ses gidecek. Bu şekilde yani iki taneyi bağlayabiliriz. Ama üçüncüyü, dördüncüyü kesinlikle bağlayamayız. Yani bu şekilde bağladığımız zaman 2 ohmun altına da düşüyor. Bunun bize ne sıkıntısı olacak? Ben size şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani biz en fazla bir çıkışa iki tane hoparlör bağlayabiliriz. Aslında daha fazlasını bağlayabiliriz. Onu göstereceğim sizlere ama yani insanların hep yaptıkları şeyleri gösteriyorum. Yani hoparlör üstüne hoparlör. Buraya bu şekilde hoparlör. Çıkış bir tane. Buraya iki hoparlör. Diğer çıkışa iki hoparlör. İşte benim elimde hoparlör vardı. İşte arkadaşım hoparlör verdi. Yok eski arabadaki arabayı satıyorum. Hoparlör boşa gitmesin. Onu da alayım. Böyle böyle hoparlör çoğalıyor. Bu şekilde yani hoparlör üstüne hoparlör paralel şekilde bağlamamız yanlış. Şimdi dediğim gibi, şimdi benim hoparlörlerim bunlar 4 ohm. Ben bu hoparlörü tekrar şöyle göstereyim. Bunu bu şekilde verdiğim zaman yani artıya artıya, eksiye eksiye. Bunları artı eksiye kayla almıyorum şu an. Artıya artıya, eksiye eksiye verdik. Bu bir tane hoparlörümüz 4 ohm. Şimdi diğerini de getirdik. Bunu da bu şekilde artıya artıya, eksiye eksiye verdiğimiz zaman bu 4 ohm yarı yarıya bölünüyor. 2 ohm oluyor. Ben buraya gösterdiğim gibi yani biz bu 4-8'in arasında durmamız gerekiyor. Yani 4'ün altına inmememiz gerekiyor. 8'in üstüne çıkmamamız gerekiyor. Dediğim gibi yani bunlar 8 ohm olsaydı eğer çok rahat da yani daha iyi olacaktı. 8 ohm, 8 ohm ikisini paralel bağladığımız zaman tekrar 4 ohm alacaktık. Yani teybimizi hiç zorlamayacaktık. Şey, çıkışımızı. Bu şekilde yaptığımız zaman da fazla bir sıkıntı olmaz. Ama tutup da buna 3-4 tane bağladığımız zaman bu 4 ohm olayı daha çok aşağı düşüyor. 2 ohm, 1 ohm. Bunun bize ne zararı var? Yani neden düşüyor? Neden zarar oluyor? Yani ben onu size şöyle basit bir örnekle göstereyim. Şimdi benim elimde şöyle bir yay var. Bu bir tel. Yani sarılmış tel. Bu da bir tel. Bunu 4 ohm düşünün. Bu elimdeki teli 2 ohm düşünün. Yani zararını şimdi göstereceğim ben size.
Şimdi benim elimde böyle bir güç kaynağı var. Voltajını da göremiyorsunuz herhalde tam. Şöyle göstereyim. Şimdi benim elimde güç kaynağı var. Şimdi bu güç kaynağından ben bu tele, daha doğrusu bu yaya enerji vereceğim. Yani normalde bu tel kısa devre olup benim adaptörümü kısa devretmesi gerekiyor. Ama yay şeklinde olduğu için şu an şöyle göstereyim. Ben buna 9,1 voltaj verdim. Yani 9 volt. Şu an benim adaptörümde bir sorun yok. 9,1 ile bu şu an ısınıyor. Tabii siz onu göremeyeceksiniz. Şöyle göstereyim. Lehimi eritirse. Evet. Lehimimi eritiyor. Yani ben bu yaya enerji verdiğimde benim adaptörüme hiçbir şekilde kısa devre veyahut da hiçbir bozulma olmuyor. Yani benim adaptörüm bundan güçlü çıktığı için şu an ısıtıcı görevi yapıyor. Dediğim gibi bu yayı elimizdeki 4 ohm hoparlörü düşünün. Yani biraz önce anlattığımda yani bağlantılarda neden 2 ohm'a düşüyoruz, 4 ohm'a düşüyoruz, ne zararı var? 4 ohm'da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi bu yayı alıyorum. Şimdi 2 ohm meselesine geldi. Bu elimdeki tel 2 ohm. Yani bunu verdiğim zaman direkt cihazım kapanıyor benim. Yani uzun süre, hatta uzun süre değil. Yani şu an elimdeki cihaz 1 amper olduğu için ben bunu bir 5 saniye, 10 saniye beklettiğim zaman elimdeki cihaz anında bozulacak. Yani amperi yüksek olan cihazlar biraz daha dayanır. En fazla belki 1 dakika dayanır. Şu an arızaya geçiyor. Yani kısa devre oluyor. Bu da demek oluyor ki biz amfimizin bu 4 ohm kısmını yani paralel paralel yani hoparlör üstüne hoparlör getirip bağladığımız zaman biz hoparlörümüzü daha çok bağlayıp sesini çoğaltmıyoruz arkadaşlar. Bu elimizdeki tel gibi elimize bir tane kabloyu alıyoruz. Bunu buraya kısa devrediyoruz. Benim amfiye ihtiyacım yok. Bozulsun yenisini alırım dercesine. Böyle kısa devrediyoruz. Çıkışımızı yakıyoruz. Zaten normalde yani amfimize enerji verip direkt ben bunu buraya bağladığım zaman amfimin bu çıkış katı anında bozulacaktır yani. Direkt kısa devrediyorum. Bilmem anlatabildim mi? Yani 4 ohmda yani bu spir sayısı çoğaldığı için sargılar oluştuğu için bu bir omaj görevi görüyor yani. Omu yükseliyor. Şimdi ben bunu böyle açtığım zaman bu 4 ohm özelliği gitti, 2 ohm oldu. Sonuçta bu tel. Yani bu elimdekini de sardığım zaman bu da aynısı olacak. Tabi o voltaja göre değişir. Bu spir sayısına göre benim elimdeki 9 voltta çalıştı. Bunu biraz az sararım. Daha düşük voltajda çalışır. Dediğim gibi yani ne kadar düşürürsek ohmu düşürmemiz demek yani bir parçayı ortadan kaldırıp tel atmam yani tel atmış anlamına geliyor. Kısa devrettiğimiz anlamına geliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi doğru şekilde nasıl bağlayacağız? Benim bir tane çıkışım var ama ben 3 tane 4 tane bağlamak istiyorum. Bağlamak zorundayım. Çarem yok dediğimiz anda şu bağlantıyı yapacağız. Şimdi bu hoparlörümüz artısı eksisi bağlı. Uçları bunlar. Sol elimdeki hoparlör. Sol taraftaki. Sağ taraftaki hoparlör. Şöyle sağ elimdeki. Şimdi dediğim gibi bu 4 ohmları unutmuyoruz. Yani bu 8 ohm olursa yaptığımız işlemin tam tersi olacak. Yani 4 ohm. Bu benim elimdeki 8 ohm. 8 ohm olsaydı yani ben bunu İkisini bir paralel bağladığım zaman 4 ohm'a düşecekti. 8 ohm, 8 ohm seri bağladığımda 16 ohm'a çıkacaktı.
Şimdi elimizdeki 4 ohm hoparlörlere göre konuşuyorum. Yani şu an genelde elimizde sürekli hoparlörlerimiz 4 ohm. Bu bufferlarda veyahut da yüksek diğer hoparlörlerde 8 ohm, 6 ohm değişiyor. 6 ohm genelde fazla kullanılmıyor. Neyse meseleye girelim. Elimizdeki 4 ohm hoparlörlere göre uçlarımız bunlar. Sağ elimdeki hoparlörün artısı, sol elimdeki eksisi. Bunları kısa devre edeceğiz. Ama sağ elimdekinin artısı önemli değil. Yani elimde bir artı bir eksi, diğer elimde bir artı bir eksi var. Bunları çapraz bağlayacağız. Yani birbirine aynı olanları bağlamayacağız. Bu fark etmez. Yani bu kırmızıyla bu siyah bağlayabiliriz ya da bu siyahla bu kırmızıyı bağlayabiliriz. Bu fark etmez. Ama kırmızı siyah olması gerekiyor. Yani birinin artısı birinin eksisi. İki hoparlörümüzün yani birinden eksiyi aldık, birinden artıyı aldık. Bunu bıraktık, bantladık, bıraktık. Elimizde iki tane uç kaldı. Biz şu an hoparlörümüzü seri bağladık. Yani 4 ohm, 4 ohm hoparlörü 8 ohma çıkarttık. Bunu bu şekilde direkt bağlayabiliriz. Yani dediğim gibi çıkışlarımız 4-8 ohm aralığında çalıştığı için iki tane hoparlörümüzü bağladık. Hiçbir sorun yaşamadan kullanabiliriz. Dediğim gibi şimdi iki tane hoparlör bana yetmiyor. Yani atıyorum bir evin içerisindeyiz. Bir tane amfimiz var ya da küçük bir amfimiz çıkışımız var. Normal bir hoparlörle ben bunu 4 tanesine 4 odaya dağıtmam gerekiyor. Mecburum diyorsanız şimdi diğer iki hoparlörü daha bağlayacağız. Şimdi diğer iki hoparlörü nasıl bağlayacağız? Burada da ben üstüne yazdım. Artısı, artısı, eksisi, eksisi. Şimdi bu artıyla bu eksiyi kısa devre diyoruz. Yani hoparlörün bir tanesinin artısı, bir tanesinin eksisi. Şöyle yani. Bunu kısa devrettik. Birbirine bağladık, bıraktık. Şimdi diğerin bir eksi ucumuz gerekiyor. Bir de artı ucumuz gerekiyor. Şimdi ne oldu? Bir artı bir eksimiz oldu. Biraz önce bağladığım uç gibi yani şunlar gibi diğer biz bu hoparlörü ikisini birbirine bağladık. 8 ohm oluşturduk. Diğer ikisini bağladık. 8 ohm oluşturduk. Yani elimizde şu an iki tane 8 ohm, 8 ohm bağlantı oldu. Seri bağlantı. Yani şu 8 ohm, şu diğeri de 8 ohm. Şimdi bu bağlı zaten 8 ohm burada. Şu iki tanesi. Bunu da hazırladık. Bunu da getirip tekrar bu şekilde bağladığım zaman yani iki tane 8'i paralel bağladığım için bu ikiye bölünecek. 4 ohma inecek. Ne oldu şimdi? Ben biraz önce yani iki taneden fazlasını takmayın diyordum. Üç tane, dört tane. Şimdi tam tersi dört taneyi bağladık rahat bir şekilde. Dediğim gibi ikisini seri bağladık. 8 ohm yaptık. Diğer ikisini seri bağladık. 8 ohm yaptık. Tekrar ikisini paralel bağladık. 8 ohmdan 4 ohma indirdik. Yani bizim istediğimiz ohm değeri 4 ohmdu. 4 ohma indirdik. Bu şekilde 4 tane hoparlörü rahatlıkla bağlayabildik tek çıkışımıza. Bu dediğim gibi bu şekilde amfimizin çıkışına kesinlikle zarar vermeyecek. Yani ileriki zamanlarda yakmasına, bozmasına sebebiyet vermeyecek. Normal tek hoparlör bağlıymış gibi çalışacak. Şimdi eğer 8, 8, 4 yaptık. Ben bunu çıkarttığım anda geri 8 ohm oluyor. Bu şekilde bağlasaydık ne olur? Bu şekilde bağladığımız zaman da hiçbir sıkıntı olmaz. 4-8 ohm aralığı çalışıyor. Ya da 16 ohm olsaydı eğer, 16 ohm olduğu zaman da cihazımıza zarar vermez. Bize zararı sadece omajımız yükseldiği için hoparlörden çıkan ses seviyesi, ses şiddeti biraz daha düşük olacak. Yani yarı yarıya düşecek diğerine göre. Sadece bu sıkıntısı olacak. Ama dediğim gibi yani hoparlör üstüne hoparlör bağladığımız zaman biz direkt amfimizin çıkışlarını kısa devre diyoruz. Yani 3 tane 4 tane hoparlör bağlamıyoruz. Bu dediğim olay anlık olmayacak ama ileriki zamanlarda
teybinizin %100 yani çıkışını yakmasına sebep verecek. Dediğim gibi yani bu dördün altına düşmemiz kesinlikle tehlikeli. Üstüne çıkmamız amfimize zarar vermeyecek. Sadece bizim hoparlörden çıkan ses şiddetimizi desibelini düşürecek. Yani en azından amfimizi bozmayacak. Dediğim gibi 8-10'un üstüne çıkarsak. Tekrar söylüyorum. Bu ikisini seriye bağladık. Yani bunun eksisini artısına bağladık. Bitirdik olayı. Bir tane eksiden bir tane artıdan kablo aldık. Bunu buraya taktık. Hoparlörümüz 4-4. Yani 4 ohm hoparlörümüz biz seri bağladığımız için 8 ohm etti. 4-4 8 ohm yaptı. 8 ohm'u bu şekilde bağladık. Aynı şekilde diğer hoparlörümüzü bağladık. Bu 8 ohm'un üstüne aynı ikinci 8 ohm'u bağladığımız zaman tekrar 4 ohm'a düşürdük. Bu şekilde 4 ohm'da 4 tane hoparlörümüzü rahatlıkla çalıştırabiliriz. Bunu bu şekilde de yaparız dediğim gibi. Bu 8 ohm artısını eksisini verdik. İki tane çıkış aldık. 16 ohm yaptı. Bu şekilde bağladık. 16 ohm yaptı. Biraz önce anlattığım gibi 8 ohm'un üstüne çıktığımız için bu sadece bizim sesle ilgili bizde sorun yaratacak. Yani amfimizin çıkışına zarar vermeyecek. Diğer türlü hem amfimizin çıkışına zarar verecek. Yani 2 ohm'a indiğimiz zaman 3-4 tane hoparlörü paralel bağladığımız zaman hem amfimizin çıkışına zarar verecek hem bizim ses seviyesine. Bu şekilde 16 ohm yaptığımız zaman en azından amfimiz bozulmayacak. Ses seviyemiz biraz düşük olacak ama dediğim gibi buna gerek yok. Şöyle gösterdiğim gibi. Bu 8 ohm. Diğer 8 ohm'u da bağlıyoruz. 4 ohm'a düşürüyoruz. Evet arkadaşlar bu kadardı. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup beğenirseniz, desteklerseniz sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.